Londra'ya. Barış Çimen olacak karşımızda. Barış Çimen, sen de hoş geldin Studio Voice of America'ya. Baktığımızda Boris Johnson hala yoğun bakımda şeklinde birçok analiz gördük, haber gördük ama biz sadece haberlerden okuyabiliyoruz. Sen yerindesin. Örneğin başkanın hayati tehlikesi var mıdır? Murat, Başbakan Boris Johnson'ın durumu pek de iyi değil anlaşılan. Çünkü koronavirüs tedavisi sırasındaki deneyimlerini paylaşan doktorlar hasta durumda ve ağır hasta durumda olan koronavirüs teşhisi konulan hastaların avuçlarından kayıp gittiğini anlatıyorlardı. Belki de başbakanın gidişatı da gitgide bunu gösteriyor. Çünkü önce hastaneye, daha sonra da yoğun bakıma kaldırılması herkesi böyle düşünmeye itti işin açıkçası. Evet, İngiltere Başbakanı geceyi yoğun bakımda geçirdi. Doktorları durumun ağır değil ama ciddi olduğunu paylaştılar. Kandaki oksijen değerlerinin yaralanması nedeniyle oksijen yardımıyla nefes aldığını fakat ventilatöre bağlanmadığını söylediler. Yani Boris Johnson şu anda oksijen tüpüne bağlı nefes alabiliyor. Geceyi morali iyi bir şekilde geçirdiği paylaşıldı Başbakanlık sözcüsü tarafından. Neden peki ventilatöre bağlı değil, sadece oksijene bağlı nefes alabiliyor başbakan? O da şu anda hastalık belirtilerinin çok da ileri düzeyde olmadığı bilgisine denk geldiği için bunu paylaşıyorlar. Başbakanlık sözcüsü de tekrarladı. Oksijene bağlı ama ventilatörü değil. Evet, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sürekli bilgilendirildiği paylaşılıyor. Ve Kraliçe Elizabeth'in Johnson'ın ailesi ve 6 aylık hamile nişanlısına geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve aklımdasınız dediği iletildi, bildirildi. Büyük torunu kraliçenin William, Diana'nın ve Charles'ın oğlu, o da başta başbakan olmak üzere İngiltere'de ne kadar korona hastası varsa hepsine geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum şeklinde bir mesaj paylaştı. Evet, yoğun bakım haberi dün gece geldi. Başbakanla ilgilenen sağlık ekibi başbakanın gidişatının hiç de iyi olmadığını kendisine söylediklerini fakat yoğun bakıma kaldırma konusunda ikna edemediklerini söylediler. Bununla ilgili başbakanlık yetkililerinden de yardım istenmiş ve başbakan Boris Johnson ancak razı olmuş yoğun bakım ünitesine bağlanmaya, oksijen yardımıyla nefesine devam etmeye razı olmuş. Evet, eski başbakanlar Theresa May, David Cameron, Tony Blair, herkes üzüntülerini paylaştı. Ana muhalefet lideri ve görevi yeni Jeremy Corbyn'den devralan Keir Starmer Başbakan Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve İngiltere'nin çıkarlarına hizmet etmek için şu anda hükümetle birlikte çalışmaya hazırız dedi. Evet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine kabineyi bugün Dışişleri Bakanı Dominic Raab topladı ve oradan da başbakana dua mesajları çıktı. Ve İngiltere'de acaba başka neler oluyor sorusuna şimdi hazırladığımız bir haberle devam edelim. Çünkü bu haberde İngiltere'nin Londra'nın en büyük fuar merkezlerinden birinin İngiliz ordusunun sıhhiye ve istihkam birlikleriyle İngiliz sağlık hizmetleri çalışanlarının 10 gün içerisinde orayı nasıl bir korona hastanesine, üstelik 4000 yataklı bir korona hastanesine çevirdiğine tanık olacağız. Londra'nın en büyük fuar merkezi 10 günde 4000 yataklı korona uzmanlık hastanesi oldu. 100 bin metrekare alanıyla Exal London, Abu Dhabi Emirliği'nin ulusal fuarlar işletmesi olarak 2000 yılından beri Thames Nehri'nin eski rıhtımlar bölgesinde hizmet veriyordu. Normalde bu hafta sonu bu fuar alanında evlilik fuarı olacaktı. Gelinlik, düğün yemeği malzemeleri, aksesuarlar, düğün süsleri ve daha birçok malzeme. Onun yerine şimdi 4000 adet yatak yerleştirildi. 500'ü şu anda hasta kabulüne hazır ve hizmete açıldı. 16 bin sağlık görevlisi ve yardımcı çalışanları olacak bu uzman korona hastanesine. Prens Charles hasta olmasına rağmen uzaktan video konferansla açmıştı. Şimdiden hasta kabulüne başladılar. Dev hastaneye tarihte hemşirelikte gösterdiği fedakarlıklar ve enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi konularda öncü sayılan çalışmaları nedeniyle Florence Nightingale adı verildi. Bu ülkede çok az yoğun bakım ünitesi vardı. Hepsini toplasanız burada yapılan koğuşlar kadar bile etmezdi. Şimdi geçmişe dönüp Florence Nightingale gibi düşünmeye çalışıyoruz. Eğer hastalar gözümüzün önünde olursa onlara ne tür tedavi gerektiğini görme şansımız olur.
Boş bir kapalı alanı sadece 10 günde bu hale getirmede İngiliz Kraliyet Ordusu İstihkam ve Sırriye Birlikleri'nin büyük emeği var. Binbaşı Chris Anderson, Afganistan, Balkanlar ve Amman'daki Sahra Hastanesi inşa sürecindeki deneyimlerini buraya aktardıklarını anlattı. Büyük bölümünü askeri personel ve devlet hastanelerinin çalışanlarıyla birlikte tamamladık. Herkes görevine bağlı ve saygılı. Uyum içinde çalıştı. Açılış günü hastalıktan yeni kurtulan Prens Charles video konferanstan konuşurken Sağlık Bakanı Matt Hancock ve diğer İngiliz ulusal sağlık yetkililerinin sosyal mesafeye uygun dizilişi dikkat çekti. Abu Dhabili patron dev mülkü süresiz hastanenin işletmesine verdi. Üstelik masraflarına katkıda bulunma sözüyle. Normal bir gün olsa asla yer bulamayacağımız bir Çin restoranı, burada Akdeniz ızgara ve daha birçok yeme içme mekanı. Önümde bir otel, onun arkasında bir başka, her taraf plaza. Şurada City Airport'a uçaklar vızır vızır iner kalkardı. Fuar olduğu günler burası dünyanın ticaret merkezi desek yalan olmazdı. Fakat şimdi o para gitti, yerine hayat memat meselesi kaldı. Barış Çimen, Amerika'nın Sesi, Londra.